Bugün size akıllı duman dedektörü ve akıllı su baskın dedektörünü tanıtacağım. Bu cihazlar ana kontrolcüden bağımsız olarak yerelde kendileri çalışır. Kurulumları çok kolaydır. Sadece yerlerine koymanız yeterli. Farkı, duman dedektörü tetiklendiğinde doğalgaz vanasının kapanmasını istiyoruz. Doğalgaz vanası nasıl kapanır? Tesisatınızda solenoid vana olması gerekiyor. Eğer solenoid vana yoksa bir tesisatçıya bunu yaptırtabilirsiniz. Aynı şekilde su vanasının da solenoid vana olarak değiştirebilirsiniz. Ekleme yapabilirsiniz. Su baskını olduğunda su vanası kendiliğinden kapanacaktır. Ya da duman dedektörü tetiklendiğinde doğalgaz vanası kendiliğinden kapanacaktır. Bu nasıl olacak? Biraz sonra test düğmesine basarak duman dedektörünü tetikleyeceğim. Ve bu gördüğümüz o akıllı soket aktif hale gelecek. 10 olacak. Ucunda şu anda lamba var. Sadece elektriğin gittiğini gösterebilmek için. Cihaz bu şekilde. 3500 watt'a kadar enerji aktarabilir, kaldırabilir. Şimdi uygulamamıza bakalım. Duman dedektörünün test düğmesine basıyoruz. Siren çalmaya başladığında gördüğünüz gibi soketimiz aktif hale geliyor. Elektrik veriyor. Elektrik verdiğinde bu solenoid vana gazı kesiyor. Şimdi de su baskın sensörümüze bakalım. Su baskın sensörümüz oldukça küçük. Bu alttaki iki tane nokta eğer suya temas ederse bu gördüğümüz soket aktif hale gelecek. Yani su vanasını kapatacak. Şimdi uygulamaya bakalım. Bunun içinde su var. Bırakıyorum. Bıraktığım anda gördüğünüz gibi soket aktif hale gelmiş oluyor ve elektrik veriyor. Solenoid vanaların iki türü vardır. Normal open ve normal close. Normalde eğer işte elektrik varsa kullanım mümkündür. Ya da tam tersi elektrik yoksa kullanım mümkündür. Elektrik verdiğimiz anda piyasada yaygın olan da budur zaten. Elektrik gittiğinde vananın kapanmasını isteriz. Uygulama bu şekilde ama isterseniz bunu tam tersinde yapabiliriz. Yani mevcutta elektrik varken su vanası açık ya da gaz açık. Eğer elektrik yoksa su ya da gaz kapansın şeklinde de ayarlama yapabiliriz. Bunların mesafesi kapalı alanda 30 metredir, açık alanda 50 metredir. Eğer çok fazla duvar varsa ya da kat varsa, ikinci kat, üçüncü kat vesaire, bunun içinde bir tekrarlayıcımız mevcuttur. 5 voltluk bir USB şarjıyla, telefon şarj aleti ile çalışması da mümkündür. Ya da bir bilgisayara da bağlayabiliriz. Bu sonuçta 5 DC'lik bir USB'den enerji alır. Alıcı ve verici antenleridir bu kablolar. Aradaki mesafeyi uzatmak için tekrarlayıcı olarak bunu kullanabiliriz. Duman dedektörünün aynısını doğalgaz versiyonunu da düşünebilirsiniz. Yalnız doğalgaz sensörlerinin tamamı fişle, 220 volt fişle ya da 9-12 volt DC ile çalışır.
devamlı elektrik alması gerekiyor kısaca. Bu cihazlar pillidir. Hem su baskını hem de duman dedektörümüz pillidir. Bu yüzden kullanımı, kurulumu çok kolaydır. Sadece koymak istediğiniz yere bunu iki vidayla takıyorsunuz ve tetiklenirse bu soketin ucunda ki neyse artık onu aktif hale getirir. Bu normalde selenit vanı olacağını düşünerek bu şekilde bir uygulama geliştirdik. Neden bunu yaptık? Uygun fiyatlı, ana kontrolcüsüz, kendi kendine yönetebilen, çok basit ve anlaşılabilir olması nedeniyle böyle bir cihaz geliştirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.